Merhaba arkadaşlar. Konu tekrar soru çözümleriyle tekrar birlikteyiz. Coğrafyanın harita bilgisi konusuyla ilgili seçtiğimiz soruları birlikte çözeceğiz. Dünyanın şeklinden dolayı harita çizimlerinde bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmaları en aza indirmek için projeksiyon yöntemi kullanılır. Buna göre silindirik projeksiyon ile çizilen dünya haritasının aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bozulma daha az olur? Projeksiyon yöntemleri burada da açıkladı arkadaşlar. Hata oranlarını aza indirmek için geliştiriliyor. Burada projeksiyonların neler olduğunu bilmek gerekiyor. Silindirik projeksiyon, konik projeksiyon ve düzlem projeksiyon vardı. Silindirik projeksiyon ekvator çevresi için geliştirilen bir yöntemdi. Dünyanın silindirle bir çevrildiğini düşünürseniz eğer tam silindir şeklinde çevrildiğini düşünürseniz temas ettiği yerler tam ortası yani ekvator çevresidir. Bunu iyi bilmek gerekiyor. İkinci bileceğimiz nokta ise harita bilgisi. Arkadaşlar harita çalışmalarına çok dikkat etmeliyiz. Yani ülkelerin yerlerini iyi bilmeliyiz. Önemli fiziki özellikleri neyse bilmeliyiz. İşimizi daha da kolaylaştırır. Endonezya, Türkiye, Şili, Rusya, Kanada. Burada en yani ekvatora en uzak olan nokta Kanada ve Rusya aslına bakarsak. Geniş yüz ölçümü olarak baktığımızda Kanada ve Rusya ama en uzak biz Kanada'yı alacağız. Bize neyi soruyor? Hata oranının en fazla olduğu yer Kanada olacak. O yüzden Şili, Türkiye, Rusya'yı eliyoruz. Daha az olacak yer nerededir? Ekvatorun üzerinde yakında olan bir yer. Endonezya ekvator üzerinde olduğu için hata oranının en az olduğu yerde Endonezya olacaktır. Cevabımız bu yüzden Adana'dır. Yer şekillerinin haritaya aktarılma yöntemleriyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Kabartma yöntemiyle yapılan haritaların taşınması kullanımını kısıtlamaktadır. Doğrudur. Taşıması çok zor arkadaşlar. Kalıplar çıkarıldığı için maliyeti çok yüksek. Taşıması da zor olduğu için kısıtlı. Her yerde göremezsiniz. O yüzden bu birinci maddemiz doğrudur. Renklendirme yöntemiyle yapılan haritalarda kısa mesafede renklerin değişmesi yükseltinin değiştiğini gösterir. Renklendirme yöntemi neydi? Renklendirme yöntemi yükseltileri ifade ediyordu. 0-500 metre yeşil, 500-1000 metre sarı, 1000-1500 arası diye gidiyordu. Renkler kahverengi tonlara diye gidiyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer kısa mesafelerde sürekli bir renk değişimi varsa demek ki yükseltilerde bir değişim var. İkinci maddemiz de doğrudur. İzoips yönteminde eğrilerin sıklaştığı yerler tarama yönteminde ince, seyrek ve uzun çizgiler ile gösterilir. İzoips yönteminde eğrilerin sıklaştığı yerlerde nasıldı? Eğrilerin sıklaştığı yerlerde neydi arkadaşlar? Eğim fazlaydı. Yani buralarda sizin buralarda eğim fazla. Buralarda eğim azdı. Şimdi baktığınız zaman tarama yönteminde ise eğimin fazla olduğu yerlerde kalın, kısa, sık çizgiler kullanılırken eğimin az olduğu yerlerde ince, uzun, seyrek çizgiler kullanılıyor. Burada ne diyor? Eğimin yani sıklaştığı yerler yani eğimin fazla olduğu yerlerde ince, seyrek, uzun. Yani bu yanlış bizim için. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geldik. Aşağıda yerin şeklinden kaynaklanan bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntemler verilmişti. Yani projeksiyon yöntemlerinden bahsediyor. Gördüğünüz üzere silindirik projeksiyon, konik projeksiyon ve düzlem projeksiyon. Sorumuza beraber bakalım. Evet. Buna göre şekillerde verilen yöntemler ile çizilecek harita ve alan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Silindirik projeksiyon için ekvatora yakın olacak. Konik projeksiyon için orta kuşak seçiminde bulunacağız. Ülkelerden bahsediyorum. Düzlem için ise kutuplara yakın bir yer olması lazım. Şıklarımıza baktık. Silindirikti. Brezilya, Arjantin, Brezilya, Antarktika. Bir kere Antarktika'ya ile ekvatora en uzak olan kısmı bu. Konik projeksiyonda orta kuşakta seçecektik. Antarktika, Antarktika bunlar ile bunlar kutuplara yakın. Brezilya ekvator üzerinde. Bunu da eledik. Zaten cevap çıktı. Düzlemde de kutup. Cevabımız otomatik olarak Denizli'ye gidiyor arkadaşlar. Ülkelerin yerlerini bilmemiz gerekiyor. Hangisi ekvatora yakın, hangisi orta kuşakta, hangisi kutuplara yakın bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, geldik diğer sorumuza. Burada koordinat sistemlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yatay çizgiler paralelleri ifade ederken dikey çizgiler ise boylamları ifade ediyordu.
Yukarıda coğrafi koordinatları verilen taralı alanlar aynı boyuttaki kağıtlara çizilmiştir. Şimdi siz bunu böyle hepsi eşitmiş gibi görüyorsunuz ama dünyanın şeklinden dolayı aslında bu böyle değil. Yani ekvatorda meridyenlerin şöyle bir özelliği vardı. Meridyenler kutuplarda birleşiyordu hatırlarsanız. Kutuplara doğru gidildikçe neyi görüyorduk biz? Alanlarının daraldığını görüyorduk. Yani baktığınızda şu alan ile şuradaki alan aynı değil. Aynı olmadığı için arkadaşlar en geniş alan ekvatordadır. Yani izdüşümsel alandan bahsediyoruz. En az kutuplara doğru alan en dar olduğu kısımlar ise kutuplara doğru gidildikçe olan kısımdadır. Buna göre taralı alanlardan hangisinin ölçeği diğerlerine göre daha büyüktür? Aynı boyuttaki kağıtlara çizeceksek eğer biz bunları aynı boyuttaki kağıtlara çizeceksek bunu daha çok küçültmen gerekiyor. O yüzden burası küçük ölçek olur. Ekvatora yakın olan kısmı küçük ölçek. Kutuplara yakın olan kısmı ise büyük ölçek olur. Çünkü aynı boyuttaki kağıtlara sığdıracağız. Bu daha küçük bir alan, bu daha büyük bir alan. Bunu daha çok küçültmem gerekiyor. O zaman neyi seçmem gerekiyor böyle bir durumda? Ekvatora en yakın olanı seçmem gerekiyor. Baktığımız zaman taralı alanlardan hangisi ekvatora daha yakın? Tabii ki de derecelere dikkat ederseniz ekvatora en yakın olan 1'dir arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Burada koordinatları karıştırmamaya dikkat edin. Sayı doğrusu gibi düşünün arkadaşlar. Sayı doğrusu gibi düşünürseniz eğer daha kolay ulaşırsınız sonuca. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda aynı boyuttaki kağıtlara çizilmiş dünya ve Türkiye haritası verilmiştir. Aynı boyutta. Birinci haritada dünya haritası var, ikinci haritada Türkiye haritası var. Şimdi dünya daha büyük bir alan olduğu için arkadaşlar daha çok küçültmek gerekmiyor mu? O yüzden birinci harita küçük ölçeklidir. İkinci haritamız ise büyük ölçeklidir. Çünkü daha büyük bir alan aynı kağıda sığdıracağız. Daha çok küçültmek gerekiyor. Soruya bakalım. Buna göre bu haritalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci haritanın ölçeği daha küçüktür. Ölçek daha küçüktür. Doğru. İkinci haritadaki ayrıntı birinci haritaya göre daha fazladır. Doğru. Çünkü daha büyük ölçekli bir harita. Birinci haritadaki bozulma oranı daha fazladır. Daha çok küçültüldüğü için daha fazla bozulma oranı vardır. Birinci haritanın gerçekte kapladığı alan daha fazladır. Gerçekteki alanı daha fazla. Doğru. Biri dünya, biri Türkiye. İkinci haritanın ölçek paydası daha büyüktür diyor. Şimdi büyük ölçekte neydi arkadaşlar? Payda küçük olacak. Yani ters orantı var. Payda küçüldükçe ölçek büyüyor biliyorsunuz. O yüzden bizim E şıkkımız yanlıştır. Paydası daha büyük değil, daha küçük olmalı. O yüzden cevabımız Edirne olacak.